Evet. Şimdi arkadaşlar durum şu. Burada görmüş olduğunuz bir tane function var. Ben buna DevOps Automation diyorum. Burada ne kullanıyoruz biliyor musunuz? Burada data bloklar kullanıyoruz. Önceki videoma bakarsanız işte config dosyasını nasıl okuyoruz, onlar nasıl geliyor, işte app settings nasıl okuyoruz, Azure Function nasıl gözüküyor, onları görebilirsiniz. Yani baştan başlamayayım oralara. Ama şurada görmüş olduğunuz şey bir data flow olayı. Bu çok mantıklı bir olay böyle bir uygulama için. Çünkü stream ya da network oluşturacaksanız, network'ten kastım da internet network'ünden ya da işte network topolojilerinden bahsetmiyorum. Kodlar arası network oluşturacaksınız. Yani bir class diğerini çağırıyor, onu çağırıyor falan filan. Dataflow API, TPL altında geçiyor işte. Task Parallel Library altında geçen Dataflow API'ları. Size bunu kolaylaştırıyor linkleme sayesinde. Burada mesela dikkat ederseniz ben belli başlı işler çalıştırıyorum. Mesela diyorum ki işte öncelikle tüm uygulama şeyi tüm şeyleri getir. DevOps'taki. Belki onu ufak hatırlatmada fayda var. Şimdi anlatacağım kısımlar karışık olmasın. Çok kısa bu kısmı özellikle geçeyim de. Şimdi arkadaşlar benim böyle bir board'um var. Ondan sonra bu benim kendi şeyim, iş şirketim falan değil, kendi instance'ım, Azure DevOps. Ondan sonra burada yapılan ve takibi yapılmamış bazı work item dediğimiz işte bu tarz defectleri ya da user story'lerin takibini yapmak istiyorum. Otomatik olarak yapmak istiyorum. Ve takıma bunu hatırlatmak istiyorum. Yani eksik olan ne var, ne gibi şeyleri düzeltmeleri gerekiyor. Örneğin bir tane user story oluşturdular ama description girmediler. Tamam, bu bir problem. Ondan sonra ya da user story oluşturdular ama bunu estimate etmediler. Yani herhangi bir user story point vermediler ya da story point vermediler. Bu tarz problemleri otomatik olarak yakalamak ve bunu responsible engineer yani kim bu kime assign edilmişse kim bunu yapması gerekiyorsa takımda o kişiye otomatik olarak bir Google Chat üzerinden şey göndermesini istiyorum. Uyarı göndermesini istiyorum. Hatırlatma göndermesini istiyorum. Yani şunu yapmalısın şeklinde. Şimdi size onun örneğini de göstereyim. Mesela şurada arkadaşlar, çok hepsini göstermeyeceğim. Şu kısmını göstereyim. Şurada onun bir örneğini görüyorsunuz. Bakın bunlar benim şeylerim. İşte o demin burada görmüş olduğunuz şuradan gelen bilgiler. Baktığınızda göreceksiniz ki Tarık Güney diyor şunu yapmalısın, işte estimate yapmalısın. Ondan sonra şuna description eklemelisin, şuna description eklemelisin falan filan şeklinde böyle bilgiler gönderiyor arkadaş. Bunun yapılmasını istiyorum. Otomatikleştirmek istiyorum. Çünkü işim gereği bunu yapmam gerekiyor ve sabah akşam bununla uğraşmak da istemiyorsunuz bir yerden sonra. Şimdi burada görmüş olduğunuz aslında Azure Function yapmış olduğu olay da bu. Teker teker ilk başta yaptığı şey tüm work item'ları getir demek. Ne demek o? Şuna bakarsanız. Bakın iteration work items. Tamam, önce tüm item'ları getir. Ondan sonra bunu bir şeye link et. Neye link ediyorum? Bakın broadcast block diye bir şey var. Bu ne olduğunu merak ediyorsanız edin bence. Eğer .NET kullanıyorsanız kesin etmelisiniz artık. Şurada çok önemli bir şey var. Dataflow API. C# diyelim. Bunu okuyun anlayın yani bu çok önemli bir şey. Ondan sonra özellikle de stream yapıyorsanız, stream uygulamaları yazıyorsanız, yani stream'den kastım da şeyden bahsetmiyorum. Yani YouTube uygulamalarından ya da YouTube şeyinden bahsetmiyorum. Bir veri geliyor, veri iş diyorsunuz, devam ediyorsunuz. Gelen veri iş değil, devam ediyorsunuz, stream ediyorsunuz yani. Ya da batch yapıyorsunuz. Siz bir yerden okuyorsunuz belli miktar veriyi, üzerine çalışıp devam ediyorsunuz batch uygulamaları. Herhangi bir şeyde pipeline yazıyorsunuz. Bunlar için Dataflow API gerçekten çok güzel şeyler sunuyor. Burada zaten göreceksiniz. Predefined Dataflow Block Types. Block block çalışıyor. Aktör pattern'ını öğrenmenizi tavsiye ederim bunu anlamak için. Ufak ufak block dediğimiz ya da aktör diyebileceksiniz, diyebilirsiniz. Bunlar aktörler var. Bu aktörleri birbirlerine bağlıyorsunuz. Çalışanları birbirine bağlamak gibi bir şey yani. Bir assembly line'da, bir üretim ya da assembly bandında neyse aklıma gelmiyor şu an Türkçesi. Orada insanlar nasıl birbirine çalışıyorlar onun gibi. Burada arkadaşlar bu tarz böyle farklı farklı şeyler var. İşte buffering blocklar var falan filan. Mesajı buffer edebiliyorsunuz bir miktar falan. Onun için şöyle kendi çekeyim. Bakın burada yaptığım şey şu aslında. Diyorum ki önce bana tüm iterasyondaki work itemları getir. Hangileri işte bunlarda? Onlar ise aslında demin gösterdiğim şunlar. Şimdi hangisi bilmiyorum yani. Bunların hepsini getiriyorum öncelikle. Hangisi sorun çıkaran bilmiyorsunuz değil mi? Hepsini önce getirdim. Bir tane blok, bir tane aktör bu işi yapıyor sadece. Ondan sonra siz geliyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam bu aktör bu işi yaptı süper.
Ondan sonra sonra ben bu mesajı birden fazla insana dağıtmak istiyorum. Broadcast yapmak istiyorum. Değil mi? Ondan sonra bunun arkadaşlar özel bir tane broadcast tool kullanıyorsunuz. Bilmiyorum, kamerada bir sorun çıktı, onun için gitti geldi herhalde demin. Ondan sonra bunu broadcast yapmak istiyorsunuz. Tamam, broadcast yaptığınız kim? Önce bunu broadcast'e veriyorsunuz. Bakın burada broadcast block. Hepsini öncelikle bakın şurada görmüş ol. Şey, bu iteration work item broadcast'e bağlıyorum. Çünkü birden fazla kişiye göndereceğimi söylüyorum. Sonra broadcast block'u da arkadaşlar link yapıyorum. Neye link yapıyorum? Kimlere gideceğini söylüyorum. Broadcast block'ın kimlere broadcast yapacağını söylüyorum. Multicast değil, broadcast. Doesn't matter. Just broadcast it to everyone. Değil mi? Bakın estimated work item'a gidiyor, buna gidiyor, buna gidiyor. Ondan sonra hepsi tamam. Hepsi bunlar arkadaşlar teker teker paralel bir şekilde çalışıyorlar. İşlerini yapıyorlar. Birbirlerini bloktan birbirlerine ilgileri yok. Tamamen ayrı insan bunlar. Tamam mı? Tabii yani paralel olmaz büyük bir ihtimalle. Biz concurrent diyelim. Çünkü paralel benim bilmiyorum varsa o kadar CPU kullandığım şey de olabilir de neyse. Concurrent arkadaşlar şekilde bunlar. Hepsi tamam mı? O bir mesajı alıyorlar. O mesajlar kastında array alıyor aslında burada bakarsanız şuna. Bakalım gene size göstereyim. Current iteration work items transfer block. Bakın şurada diyorum ki bir tane string al, boş bir şey, bu önemli değil. Transform block, çünkü transform in the middle, yani alıyor veriyor, alıyor alıcı verici böyle. Bazıları sadece alıcı, sadece verici olabiliyor. Bu alıcı verici aradaki bir mesele, transform ediyor yani. Ondan sonra bakın diyorum ki bir veri al. Ondan sonra bu veriden bunu işte bir şekilde bir şeyler yap. Ve bana sonuç olarak list of objects, J objects önder. J object dediği de JSON objeleri önder. Tamam, burada işlerini yapıyor böyle ama. Ondan sonra geri gelelim. Sonra bu arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tüm şu bloklara, tamam mı? Bunu şeyi gönderiyor. Bu J objelerin listesini gönderiyor. Bunlara kendi gel kafalarına göre bu işi yapıyorlar. O işi, o işi neyse. Bir zaman sonra tabii hepsinden bir veri almam lazım. Çünkü gelen sonucu, mesajı da bunlar hepsi bir mesaj gönderiyor. Diyor ki mesela şöyle örnek vereyim. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar diyor ki sen diyor şunu yapacaksın. İşte bir tane sadece description eksik olan itemları buluyor. Diyor ki ya bunda description yok, şunda description yok falan. Bunları teker teker buluyor. Bir tane sadece story pointlerin eksik olan itemları buluyor. Bir tanesi sadece işte yukarıda falan da var da. Bir tanesi mesela sadece adam akıllı title olmayan itemları buluyor. Tamam mı? Bunları teker teker yapıyorlar. Teker inceliyorlar. Hepsi ayrı bir işi yapıyor. Ama yaptıktan sonra ben bunların hepsinin uyarı mesajlarını bir yerde biriktirip bir anda göndermek istiyorum. Nereye? Google Chat'e. Çünkü teker teker binlerce mesaj göndermek yerine bunların hepsini birleştirip öyle göndermek istiyorum. Bu sefer de devreye ne giriyor biliyor musunuz? Batch block. Batch yapıyorsunuz. Topluyorsunuz bir yerde, değil mi? Ondan sonra diyorum ki ben toplamda diyorum batch block söylüyorum. 6 tane mesaj gelmeyene kadar herhangi bir şeyde bulunma. Mesaj transferinde bulunma. 6 tanesi gelince bir anda hepsini gönder. Zaten batch block'a bakarsanız bakın burada list of J object gönderiyor. Pardon, broadcast. Şu elemana bakarsanız arkadaşlar bakın string alıyor. Mesajları yani bu string alıyor ama aslında zaman aynı zamanda array of string'i döndürüyor hepsini. Toplayıp bir yere verecek. Dolayısıyla almış olduğu mesajın tipi string ama gönderdiği mesajın tipi list of string ya da array of string. Sonra bu match block'a bakarsanız bakın şurada bu elemanların hepsi batch block'a gönderiyor. Toplanması, mesajların toplanması için. En son batch block ise tamam diyor. Ben mesajımı aldım. 6 tanesini aldım. Burada sayarsanız 6 tane var. 6 tanesini aldım. Tamam bitti diyor. Ben şimdi hepsi geldi. Artık bunu diyor aktarabilirim diyor. Nereye? Kendisinin link edildiği yere. Yani Google Chat Message Sender'a gönderiyor. Sonra Google Chat Message Sender'a bakarsanız bu çok anlaşılır bir şey. Onu da söyleyeyim. Gerçekten çok anlaşılır bir olay yani. Google şey bu da arkadaşlar bakın burada artık action. Action demek şu demek. Biliyorsunuz .NET kullanılabilir. Action ve function'lar vardır. Func action değil mi? Action'lar arkadaşlar yani return etmezler bir şey. Aksiyondur. Bir aksiyon alırsın biter. Function ise return eder. Alır bir şeyler yapar, return eder, bir şeyler döndürür. Function'la aksiyonun arasındaki fark olur. Zaten oradaki isim de action block. Bir şey döndürme. Artık bu son nokta demek. Action block arkadaşlar bakın string array string alıyor. Ondan sonra geliyor bu stringleri teker teker benim istediğim yere
Bir chat mesajı şeklinde, bir tane toplam chat mesajı şeklinde çat diye gönderiyor. Bu çok daha clean bir şey yapıyor yani. Yani şuraya baktığınızda zaten göreceksiniz. Bakın burada bunlar teker teker mesajlar değil. Bunlar bu bir tane mesaj. Mesela ben buraya mesaj atsam, Hello World desem. Bakın böyle teker teker 10 tane mesaj göndermiyor insanlara. Toplamda bir tane mesaj gönderiyor. Çok daha clean bir olay. Dolayısıyla arkadaşlar çok güzel bir API bu. Tabii daha fazla şeyler falan da var. Yani broadcast dışında işte şöyle bakarsanız şeye. Azure Functions değil. Bakın şu olaya bakarsanız. Şurada kendi custom şeyinizi yazabiliyorsunuz da predefined'lara bakalım. Bakın şu aşağıda listesi var. Bu değil. Aslında bunların hepsi aynı da. Neyse. Burada arkadaşlar 3 tane şeye bakacaksınız. Bunlardan bir tanesi bloklar var. Bakın I source block. Tamam, bu belli. Şu en yukarı çıkalım. Nerede o? Yani şu arkadaşlar. Bu da değil de. Neyse. I source block var arkadaşlar. Tamam, bu source yani bir şey almıyor ama bir şey veriyor devamlı, hani bir kaynak. Sonra target var. Bu ise sonuç. Sonucun gittiği yer. Dikkat ederseniz bakın sadece input alıyor. Generic parametresi. Bu da sadece output veriyor. Bir de burada iPropagator block var. İşte bunlar transform block olanlar. Bu elemana baktığınızda aslında bunun şurada görüyorsunuz bakın iki tane şeyden inherit alıyor. Hem source'dan inherit alıyor hem target'tan inherit alıyor. Dolayısıyla aradaki eleman oluyor işte bunlar transform eden şeyler. Bu propagator yani alıyor propagate ediyor başkasına veriyor. Propagation değil mi? Propagasyon diyoruz ya, propagasyon neydi? Hani başkasından aldığı şeyleri insanlara propagate ediyor işte, yani propagate etmeyelim, yapmayalım falan filan diye. Propagasyon yapmayalım. Öyle bir şey miydi? Neyse. Sonra arkadaşlar bu üçten şey önemli. Bunları kendiniz inherit etmek suretiyle kendi bloklarınızı tanımlayabiliyorsunuz. Kendi aktörlerinizi tanımlayabiliyorsunuz. Ama zaten predefined daha önceden API içerisinde tanımlanmış olan data flow block tipleri var. İşte buffering type buffer ediyor yani. Bunları okuyun bence. Bunlar zaten kendinize yetiyor çoğu şeyler. İşte broadcast block var. Demin gösterdim ne olduğunu. Write once block. Bir defa yazdırıyor. Başka yazdırmıyor falan. Farklı farklı işleyişler için. En güzel ise arkadaşlar bu dokümanın şurada örnek şeyler falan var. Diyor ki mesela işte bir producer consumer data flow pattern nasıl yazabilirsin diye örnekle anlatıyor bunu gerçek dünya örneğiyle. Ondan sonra işte bir de burada diyelim ki işte burada bir tane data flow pattern oluşturuyor. Eğer lineer ise yani o ona bağlı, o ona bağlı, o ona bağlı böyle düz bir şekilde arkadaşlar buna pipeline diyor böyle elemanlar. Pipeline blokları. Bir tane yani tak 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 öyle gidiyor. Eğer şöyle ağaç gibi dalları budaklanıyorsa bu ise network diyorlar buna. Ve network oluşturabiliyorsunuz. Neyse buraya kadar anlattık, artık bundan sonrası size bırakıyorum. Ben esas meseleye gelmek istiyorum artık. Şu alttaki ayakları düzeltelim. Şimdi buradan baktığımızda ne görüyoruz? Tamam bunu artık bırakalım. Ben kendi işimi yapmak istiyorum aslında burada. Biraz kod yazacağım. Ondan sonra ben yeni fonksiyonda şeyler yazmak istiyordum. O da şu. Bir önceki sprint'e bakıp bir önceki sprint'te kalan işler varsa onların uyarısını yapmasını istediğim bazı işler var. Şimdi olay şu olacak. Tamam mı? Niye zamanlık? Aslında bunu şey yapalım. Şöyle birden fazla line haline getirelim. Ondan sonra şöyle. Birincisi işte aslında bu olmasın. Birincisi şu olsun. Birincisi.
Bu DevOps'la alakalı şeyler. Sonra bunun aslında şey yapması lazım da bu tam çalışmıyor ya. Neyse. Sonra şunu şöyle yapmak mı gerekiyor? Bunu şey yapması lazım da hayal etmesi gerekiyor etmedi neyse. Sonra bakın bu noktada şu olabiliyor arkadaşlar. Bir önceki yazmış olduğum kodları böyle kullanabileceğim. Çünkü aynı şey yani bir önceki smite bakacağım neler eksik neler değil. Dolayısıyla sadece veri kaynağı değişecek ama blokların çoğu aynı kalacak. Çünkü aynı çekleri yapacağım. Ne eksik ne değil diye. Bir önceki sprint için. Ya şöyle düşünmenizi istiyorum. Yapmak istediğim şey şu. Artık ikinci sprint'e geçmişim. Birinci sprint'te eksik olan item'lar neler? Onların bulunmasını istiyorum ki yani artık onları kapatalım. Dolayısıyla burada tek değişecek şey aslında bir ve ikinci item. Üçüncü item'lar yani işte ne bileyim ya da şöyle diyelim işte find what is missing diyelim mesela. In each sprint. Şey, in each work item. Bu tamamıyla şey. Bir önceki yani current sprint'te yapmış olduğum işlerin aynısını yaptıracağım. Dolayısıyla aynı blokları teker teker kullanmış olacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Tek değişen şey aslında source kaynağı değişiyor. Bir de belki mesaj değişecek. Değil mi? İşte diyecek ki yani bunu bir önceki sprint'ten olduğunu söyleyecek işte hani indicate that these problems bunu demesini istiyorum. Nerede? In the Google in the sent Google chat message olmasını istiyorum. Yapacağım işler bunlar. Şimdi bir tane blokla mı başlasak? Bunu ben current değil de previous iteration diyelim buna şimdi. Ben hala bloklarda istediğim tasarımlar yapamadım. Onu da öğrenerek herhalde, kullanarak öğreneceğim. Şu an bir tane blok ekliyorum. Bu da ne olsun biliyor musunuz? Current iteration, previous iteration, work items, transform. Aslında bu bana transform değil şey lazım ya. Source lazım ya. Yanlış gidiyorum buradan da. Source iterasyon. Bana source diyeyim ya. Source block olacak. Source block var mıydı acaba şeyde? Ben direkt transform'dan koydum mu? Transform'a gerek yok ki ya. Source inşa etmemiz lazım bir şekilde. Şuradan bir şeye bakalım ben. Bakayım. Bu buffer block. Buffering blocks, execution blocks and grouping blocks. Bu direkt transform block kullanıyordu. Ben aslında şöyle yapalım. Ben bir şeye gideyim. iSource block'a gideyim. Bakayım bunu kim inherit ediyor. Receivable. Bunlar inherit ediyor da. Mesela şunu kim yapıyor? Neyse bu değil.
Tamam. Maalesef hepsi bunların şey. Mesela bunu büyük bir propagator bu. Evet. Şey yok yani, direkt bir source bloğu yok. Hepsi illa, yani başlangıç hep şeyden başlıyor yani. Yani predefined API'lerden bahsediyorum. Ya da predefined type'lardan bahsediyorum. Hepsi transform ya da hepsi propagator block şeklinde tanımlanıyor. Spesifik bir, yani bu source block'dır, sadece başka bir özelliği yoktur dediğimiz bir şey yok yani. Olsun, tamam, transfer'dan devam eder, sorun değil. Ben buna transfer block diyelim. Previous iteration work items transform. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapacağım. Ben yani şimdilik buna şey diyeyim de işte public static transform block. Bu ne yapacak biliyor musunuz? Bir tane string alacak. String boş geçecek. Önemi yok string'in. Ondan sonra list of j object verecek bize. Bunun adına block diyelim. O da şöyle olsun. İşte buna start diyelim. Tamam. Sonra aslında bir öncekini kopyalayabiliriz. Burada bayağı bir şey var kullanabileceğimiz tekrardan. Ya da belki bunu da değiştirebiliriz. Hani burada current iteration'ı, hoş bu biraz kendi kalsın herhalde ya. Bakayım bir dakika bir. Burada get current iteration var. Belki hiç bunu eklemeye gerek yok. Belki şunu ben değiştirebilirim. Bir düşüneyim bakayım bir. Yani şurada string kabul ettim söylemiştim ya, boş string. Sadece initial edilmesi için. Belki bu string boş olmaz da şey olabilir. Bir inam şeklinde olur. Dersin ki işte bana current'i ver. Previous iteration'ı var şeklinde böyle. Dolayısıyla aynı kodu tekrar kullanmış olabilirim. Kullanmış olurum demek istiyorum. Bunu belki değiştirmek lazım. Bu current iteration oluyor şurada. İşte bunu değiştirmek lazım. Bir bakayım nasıl olacak. Bu postman'ı bakmamız lazım. Çok yabancı geliyorsa yaptığım şeyler, önceki videolara bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi list iterasyon arkadaşlar. Burada current dediğinizde bu var. Bundan current demezsem time frame'e her şeyi getirir bu. Ne? Ha, ben şeyi değiştirdim. Dur ben bir API key'leri falan değiştirdim de onları bir düzelteyim. Malum arada böyle bir değiştirmek gerekiyor. Access tokenları ki. Millet şey yapmasın yani. İyisi var, kötüsü var, her türlü insan var. Şimdi gelelim. Access token güncelledim şu an. Şimdi baktığınızda şu an arkadaşlar iki tane sprint getiriyor. Bir tanesi past, şu current, şu future. Ben bir tane daha sprint ekleyeyim. Past olsun. Bakalım onu nasıl yapacak. Onu da şuraya alayım. Sprint. Şimdi önce şuna bakalım bir. Bu current ne zaman aralıkları var? October 17-23. Bunu October 17 ise bitiş tarihi bir October 17 olacak bunun. New Sprint. Start ne zaman olsun? Hiç fark etmez. Şu October'ın 1'i olsun. End ise 17'si olsun. Okay. Okay. Sprint. Buna Sprint 1 diyelim. Bu past olmuş olacak. Geçmişin sprinti. Sonra arkadaşlar. Sprint 2'den birkaç tanesini oraya taşıyalım. Multi iteration sprint 1. Evet. Şu an bir past sprintimiz var. İki tane şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi de result olsun. Sonra bir tanesinde bir şey eksik olsun. Niye eksik olsun? Tamam, bu eksik mesela. Tamam. Bir de story point eksik. Süper. Tamam. Şimdi
Hemen bir Postman'den bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şu an şey geldi. Bakın şu pass diyor. Time frame. Bu pass tabii de. Benim merak ettiğim şey şu. Count 3. Value sprint. Path. Attributes. İşte şuna bakmak lazım. Yani şu attributes alıp finish date'e bakacağız. Finish date'in bir önceki hafta olan date'i bulacağız. Ya da mesela current'i alıp hem current'i bulacağız. Tabi burada çok büyük olabilir. Yani adamın binlerce atıyorum, adamın 200 tane sprint'i var. Yani bu çok şey aslında. Çok fazla şey getiriyor bize ya. Gelin size şeye bakalım. Bunun API şeyine bakalım. Ya benim hedefim şu. Ben eğer bir adamın burada ki oluyor yani yüzlerce sanırım 1000 tane sprint'i varsa yıllarca bu işi yapıyorsa oturup 1000 tane sprint'in JSON dokümanını getirmek istemiyorum yani. Filtreleme var aslında da şu filtreyi nasıl daha efektif kullanabiliriz onun derdindeyim aslında. Nerede bu body? Burada yok mu da body'yi sildik mi gitti mi? Neyse. Param mıydı? He okey param. Query parametresleri. Şunu belki biraz daha belki bir query falan vardır ona bakmak istiyorum yani. Ya da belki çok daha farklı bir yaklaşımda bulunmam lazım. Onu demin dedim ama bakalım. Şimdi arkadaşlar burada work var. Tamam. Burada iteration. Burada bir iterasyon burada. Get iteration work items. List diyelim. Bakın burada bir time frame var. A filter for which iterations are returned based on relative time. Only current is supported currently. Sadece current gönderebiliyor musunuz? Ne yapacağız peki? Nasıl alabilirim ben bunu? Get desek. API version, organization, team. Team ID or team name, project ID. Böyle daha advanced, daha query based bir şey yok mu ya? Mesela şu query'yi getir. Dur bakın bir geri geleyim. Time frame varmış aslında. Time frame başka bir şey alıyor mu? Sadece bunu mu alıyor? Okay, time frame. Time frame. Current, future, past. Dolayısıyla ben şuna gelsem şuraya time frame past desem çalışmayacak o zaman. Çünkü adam sadece şey çalışıyor diyor. Evet, sadece current çalışıyordu yani. Çok saçma ya. Oğlum düzeltsiniz de bunu ya. Niye düzeltmiyorsunuz? Durun bakalım belki daha farklı bir şey bulabiliriz. Attributes. Ha bu team. Ha okay. Let me see. Durun bakalım bir. Ne oluyor başka bu? Team. API version. Time frame. URI parameters. O zaman bu ne? Examples created team. Okay. Definitions. Reference links, finish date. Bu olmaz. Yani bunlar tam bunun içinde olan şeyler ama bana şey vermiyor arkadaşlar. Sadece bir önceki iterasyonu alamıyorum ya. Yani post team iterations get iteration work items. Nasıl yapabiliriz bunu? Ben chat'e bakayım bu arada hiç bakmıyorum. Doğru, provokasyon ya. Plans process configuration team settings. Aslında burada query falan yapabiliyorsun ama work item tracking. Field revision work item relation types icons. Bir bakalım ya durun bakalım bir Google eğitimine çıkacak. Get previous
federation devops ya, aklımda bazı şeyler falan var ama aynı açtı bu da. Query by date or current iteration. Şöyle bakalım bir. Belki query'den gitmemiz lazım ya. Bu de UI'dir bunların da. Belki de query'den gitmemiz lazım arkadaşlar. Yani query yazmamız lazım belki. Çok daha mantıklı olan o. Var mı query burada? Pipeline security. Okay, work da olacak ama. Backlog. Iteration rows. Process ne? Process. Şurada query language değil mi? Query language. The Wickl API is used to run a query given the Wickl text or saved query ID. Learn more about the work item query language syntax here. Bakalım. Query by ID, query by Wickl. Okay. Bakalım arkadaşlar. Belki aradığımız back intims one olacak. Okay. Select identifies the fields to return for each work item returned by the query. Okay. Select state, title, work items, work item type, user story, order type. Bunu yazıp gönderebiliyor muyuz yani şimdi? Where user story. Normalde bunu oluşturabiliyorsunuz. Yani gidip ben o query oluşturup ID'sini kullanabiliyorum ama yapmak istemiyorum. Çünkü bunu başkalarına falan verdiğimde adama demem lazım ki arkadaş al git bu query'leri oluştur falan filan. Bir ton deployment işi olacak benim için. Ben her şeyi sistemin kendisinin yapmasını istiyorum. Mantıklı gibi duruyor aslında. Bak buradan gideceğiz. Burada şey var mesela. Mesela current iterasyonu kullanabiliyorsun. Use the macros to filter database based on the start of the current day. Week. Okay, so today, use this variable to search for work items. Any that relate to the current date or to an earlier date. You can also modify the today variable. Okay, bunlar da güzel. Me macro today. Start of day, start of week, month. Historical queries. Bakın. Bence bu işe yarayabilir. If no time is specified, Wickl is midnight. Historical queries. You can use ASF clause and query to filter work items that satisfy the specified filter conditions as they are reserved occurring on a specific date and time. Where iteration path this and assign to this. SAOF. Vay be. Vay arkadaş güzelmiş bu ha. Vay arkadaş güzelmiş bakın. Lan neler varmış burada. Ne cevherler varmış. Ben ne arıyorum? Ben şöyle bir şey arıyorum. Bir önceki şeyi iterasyonun itemlarını var bana demek istiyorum. Belki de kendilik diğer query'imi de kolaylaştırabilirim bu şekilde biliyor musun? Harbiden ha. Yani ben aslında şunu kullanmak suretiyle şunu çılgın gibi değiştirebilirim yani. Şu kod var ya burada görmüş olduğunuz kodu. Şurada 3 tane API call yapıyor. Bunların hepsini silebilirim ben aslında. Hiçbirine gerek yok. Bir tane query yapacaksın. Şurada şey, bunu current göndereceksin. Current şey şurada var ya. Current iterasyonu mu göndereceksiniz arkadaşlar? Olacak bitecek yani. Yapmış mı örneğini? Ha yapmış işte. Kullanabiliyorsunuz şunları. Bir tane query de bu işe halledebiliyormuşum aslında ya. Okay. O zaman bunu oluştururuz. Sonra gelirim. Onu nasıl UI'de yapacağımızı göstereceğim. Oradan query kopyalarız. Sonra arkadaşlar query by Wickl diyor işte. Burada query language'ün şeyini gönderiyorsun. Bakın project post the text of the query. Okay. Bunu göndereceksin. Bunu test edelim. Şimdi gelelim. Yani burada önce ben bir geleyim buraya. Bir dursun bir. Size şeyi göstereyim. Nasıl yapacağımızı. Bakın burada şurada queries var. Tamam mı? Buradan new query diyoruz. Şimdi work item type contains diyelim ya da var mı ne var? In group diyelim. Ondan sonra bunu şeyi nasıl yapıyoruz? Direkt böyle giriyor muyuz? Yani user story ve ne var? Bug mı var? Defect mi? Bug. Böyle şey olacak mı?
Şu grupta daha hiç kullanmamıştım. Bu böyle olmuyor. Durun bakalım bir. Şöyle yapacağız. Nerede kapattığımız? Kapattık bunu. Burası. En iyi. Grup şu tanımlanması gerekiyor. Direkt o ya. Bunu öğrenmemiz lazım. Filter where diyelim. And system şurada in group var mı? Okay, in group örnek ver bize. We call in group example. Kılayım mıydı ya? Yanlış. Aynı yere mi geldik ya? Bir örnek vermeniz lazım bana. In group. String that matches the field. İşte nasıl yapıyoruz bunu? That matches the name of a team. Security group or a category define you can group. Match the value as member of the group in the clause. Oh, grup bu başka grupmuş şey Allah'ım ya. Ben de grup bir group of şey zannettik bunu. Hey, neyse durun bakayım bir. Oğlum şunları bir kapatalım ya. 100 tane şey var burada. Heh. Şu grup değil de ne var peki başka? In desek. Bu ne oluyor? Matches any value in a delimited set. Okay, bunu arıyormuşum ben işte ya. User story. Şey test key. Bak. Şimdi oldu. Değil mi? Bakın bunu silersem biraz. Hemen bir sağlamasını yapalım. Tamam çalışıyor. Güzel. Şimdi in içinde tamam bunları istiyorum sadece. Bir. İkincisi ne istiyoruz? Current iterasyon olmasını istiyoruz. Vay biz bu işi çözdük arkadaşlar. iterasyona bakalım. Tamam bu current iterasyon. Oh, şunu gördünüz mü? Current iterasyon artı bir eksi bir var. Vay arkadaş. Durun bakayım mı? Var ya bu olay şu an olay çözüldü ya. Sen ol dayı. Okey tamam. Çok iyi ya. Çok iyi arkadaşlar. Yani bunu yapabiliyormuşuz ya biz. Bak şimdi bunu çalıştıralım bir. Harbiden oldu yani. Tamam. Çözüm biz bulduk ya şu an. Hiç uğraşmamaya gerek yok. Bir tane API kolla işi bitiriyorum artık yani. Tamam bak şimdi bunu alayım ben bir. Şimdi bize ne lazım? Bu şeyi oluşturmamız lazım. Tamam bak bir run yapalım bunu. Sen eksi artı bir de bir şey yok şu an. Ya işte var ya. Helal olsun Microsoft'a ya. Kanseri gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Durun bakayım bir. Email query. Ben bu query'i nasıl kopyalayabilirim? Var mı öyle bir şey? Column options. Flat list work items. Copy query URL. Save query. Export to save. No. Copy query URL. Bunu kopyalasam ne kopyalar? Oh, bomboş. Ya keşke bir de burada şey koysaymışsınız ya. Bunu SQL haline gösteren bir şey. Yani o kadar yaptınız. Charts, results, charts. New. No. Save query. Column options. Hadi be dayı. O kadar yaptınız. Bunu niye yapmadınız? Neyse. Okey. Tamam. Sorun değil. En azından böyle bir opsiyonumuz olduğunu öğrenmiş olduk. Tamam mı? Şimdi work item, field, type bunları biz bulacağız artık yani bir şekilde. Çalıştıracağız. Şimdi bu dursun burada. Work item, equal. Tamam. Buradan gideceğiz işte. Var mı select? Select her şeyi seçelim mi? Şimdi tamam. Şimdi bir query yazalım sizinle beraber. Siz şimdi referans ben şöyle kenara çekeyim. Şimdi bir tane gelelim şuraya. Ya da şöyle yapalım. Ben şu liste bilmiyorum bunu hangisini alacağız ki?
Şu liste alayım ben bir. Duplicate tab diyelim. Run şey. Run current iteration work items. Şimdi bu olayı bayağı değiştiriyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ben bir şeyi görmeyeceksiniz ama önemli değil. Tam nereye kadar lazım? Team. Şu an önce şeyi değiştireceğim. URL'ı değiştireceğim. APIs. Şunu sil. Wait. Sonra recall API version. Aslında API version'da şey yapabilirim ya. Bir parametre halletebilirim yani. Ona bir sonra ben bakayım bir. Okay, tamam. Project, team. Tamam, bunlar süper. Şimdi ne lazım bana? Time precision. Okay, boş ver onu. Top. The max number of results returned. Bayağı bir şey varmış burada aslında. Examples. Şöyle bir şey göndermem gerekiyor. Post etmem gerekiyor. Post olacak. Şunu save edelim. Sonra arkadaşlar body kısmına tamam burada bana raw text java json lazım. Ha, şu. Niye kapanalım? Şöyle bir şey göndereceğim. Ben hepsini seçmek istiyorum. Şu var mı acaba? Şöyle bir şey. Ya bu var ya çok büyük bir şey olduğum için ya. From work items where system work item type task. Nope. Şunu in yapmamız lazım. Bakalım in nerede burada. Direkt in diye mi kullanıyor? Herhalde in diye kullanıyoruz herhalde. Okey, şöyle yani. In. Durun bakayım ben bu referansı biraz daha bakayım. Grup şeklinde yapmak. Macros and variables sort by prerequisites. Limits on weak length. The weak length queries make against. The system won't allow you to create run queries that exceed that length. Umarım sorun olmaz ama. Tamam, nasıl grupluyoruz burada? In, bildiğimiz şey mi yapıyoruz? Şöyle mi yapıyoruz yani? Herhalde böyle yapacağız. Şöyle yani. Task değil. Defect şey bug. Sonra user story diyelim. End state'i boş ver. Bunu da boş. Pardon. Closed olmayanlar. Yok, closed'ları getirsin. Dolayısıyla sadece remove olanları istemiyorum. In and where şuna gerek var mı gerçekten ya? Buna gerek yok. And şunu da büyütelim. Şey değil ama güzel gözüküyor. Bug user story and state removed order by priority. Nope, I don't care about order by. Yeah, I don't care about that. Durun bakayım daha ne lazım? And lazım bana bir tane daha. Ne lazım biliyor musunuz bana şimdi? Ne lazım bana şimdi? Ha, iterasyon lazım. Var mı burada iterasyon tanımlamış mı? Okay, iteration path. Tamam. Şunu alalım. Şuna. Şimdi çalıştıralım mı sizinle? Expecting left bracket. The error is caused by bug. Tamam, bunu istemiyor musun yani, öyle mi? Şöyle mi olmasını istiyorsun? Nasıl yapacağız ki bunu? In.
Şöyle yapalım. Parantez kullanalım şöyle. Grup şeklinde. Herhalde böyle olabilir belki. Evet. Authorized date. Columns flat. Query type work item. System iteration path. Ha okay. Work column. Okay. Geldi tabi bu yeterli değil. Ben biraz daha şeye ihtiyacım var. Yani bana alanların hepsini getirsin istiyorum. API version top project time. Neyse bu da fena değil de. Yok aslında bu da fena değil ya. Dur bakayım bir. Bu da fena değil aslında ya. Query result type work item link. A list of work items for flat queries. Query type flat one hop tree. Get the tree of work items showing their link hierarchy. Bu da güzel aslında. Yani. Tamam, flat'ten devam edelim bakayım bir. Şu an şuna baktığımı göstereyim size de. Work items. Work item query result. Tamam bunlar geliyor arkadaşlar. As of columns, query type result, query type sort columns. Descending field. Bana ne lazım biliyor musunuz? Şeye bakayım bir şuraya. URL parameters. Şey yok mu gerçekten ya ben. Get a result of flat sample response. Başka ne yapabiliriz? Definitions. Query result type. Type. A weakle parameter. Okay. Work item field. Work item link. Result sort reference. Query type. Okay. Query. Tamam. Hiç yok değil de ben bunları almam bile büyük bir nimet yani benim için şu an. Öyle söyleyeyim. Çünkü şurada görmüş olduğunuz ID'leri kullanmak suretiyle bana bunların definition'larını getir diyebiliyorum ya aslında. İki tane düşünmüş oldum. Bir tane düşünmüş olmuyor ama o da güzel yani. Çok da iyidir. Şimdi bir şey daha yapmak istiyorum. O da şu arkadaşlar. Eksi bir. Yani buraya gelme amacımız buydu zaten. Tamam. Bu da çalışıyor. Buna. Çok şey. Bunları istemiyorum ben ya. Bunları mesela bunları verme bana. Bunları ne yapayım ben? Bir ton şey var burada. Bunları kaldırabiliyor muyuz kolonları? Yani gereksiz bir ton kolon var yani. Bana sadece ihtiyacım olan şey şu arkadaş. Reason. Zaten bir şey vermiyorsun ki yani. Neyse. Bir onu azaltayım. Sonuçta payload azaltmak istiyorum. Belki onun bir şeyi vardır. Payload azaltma bir yöntemi vardır. Sanki var gibi değil mi? Böyle bir şu kolonları istiyorum. He. Nedeni ne biliyor musunuz? Ben burada her şeyi verdim ya buna. Bak bana ne lazım biliyor musunuz? Şimdi make sense ediyor. Okay. Ben sadece iteration ID olabilir. Yani şunu alabilirim ben sadece. Tamam şöyle diyelim. Bakın. O 2-3 tane şeyi verecek. İşte system nokta ne var? Iteration ID olsun. Pet'e ihtiyacım yok. Bir de ne olsun biliyor musunuz? Araya pet de geç. System ID. Bu ID'den kastı acaba work ID mi ID mi? Şurada şey don't save. Şurada şey var mı? Work item ID no. Belki bu sayede system ID olabilir. Neyse artık bakalım. Tamam bunu da alalım. System.id. Bak şimdi bunu şimdi çalıştıralım. Evet görüyor musunuz? Ufacık oldu. Hoş bir alt yaramasa da ID geldi. Bir şey de yok aslında burada yani alınca şöyle mesela ne lazım? Iteration ID bile yok yani. ID var. Hani şunların içerisinde iteration ID bile vermedi bana yani. Bilmiyorum ne özelliği var ama. Yani şu iteration ID silsem ne olacak? Tamam peki ID silsem ne olacak? Öyle bir şansım olacak mı? Patlar da. Tamam. Bana bu gayet yeter. Şimdi şey bunu kullanacağız ve bunu şey yapacağız. Kendimiz yapacağız. Bunu buraya göndereceğiz. Ya daha ne olsun değil mi? 10 numara bir query yazdık. Bu ID'leri kullanmak suretiyle işimizi göreceğiz. Şimdi ben bunu geleyim. Bunu gördünüz. Şimdi bu ufak bir değişiklik yapalım burada. Şuraya gelelim. Belki bunu bile gerek kalmaz. Belki buradan bile gidebilirim ben yani. İşte hani şunu değiştirmek suretiyle. Evet. O zaman işim bayağı bir kolaylaşır büyük bir ihtimal. Şimdi gelin bakalım buna bir. Work item IDs.
Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben şu kod değiştireceğim biraz. Tamam mı? Şurada current ID'yi artık istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bu beraber olacak bunlar. Şöyle yapalım sizinle. Gelelim diyelim ki buraya private. Tamam, async aslında, tamam async olsun bu da. Ondan sonra task list of items. Şey, list of long. So, tamam, get current work item IDs olsun. Tamam, bu tamam. Okey, şöyle diyelim ki get work item IDs by, şimdi böyle diyeyim, sonra belki şimdi değiştiririz. Şöyle olsun, tamam. İşte work item query line geçerli bu. Ondan sonra string olmasın, ne olsun bu? Past mı olsun, şey mi olsun? Onun için şey yapalım. Bir tane şey oluşturalım, bu hangisiydi? Alt ins miydi? Okey, bu değil. Bir tane inam koyacağım şimdi buraya, sonra ben taşırım başka bir yere. Şuraya koyayım bir inam. Tamam. Ondan sonra bura inam olsun. Ne olsun işte? Iteration. Tamam. Sonra current ya da past ya da previous current. Bir de next olsun. Tamam. Ben future falan demiyorum çünkü bir önceki, bir sonraki, bir de şu anki. Bunun hepsini destekleyebiliyor işin güzel tarafı. Tamam. Sonra gelsin şu eleman. Tamam. Bu artık şurası şey olsun bizim. Iterations olsun. Tamam, bunu da değiştirelim. Sonra bu da tabi doğal olarak start olacak, iteration olacak. Bu ne? Inconsistent accessibility type is less accessible than property. Ha, okay. Bunu şey yapalım, public yapalım. Şimdi artık bu önemli. Önceden bomboştu. Şu an aslında daha güzel olmuş oldu. Beğendim bunu, daha çok beğendim. Burada arkadaşlar current buna ihtiyacım olmayacak. Tamam, buna da ihtiyaç. Şunların hepsini şey yapalım aslında bir. Şöyle yapalım. Şimdi bana şu lazım. Yani şu en sonunda ihtiyacım var da neyse. İşte var. Current the work item IDs diyelim. Work item IDs. Wait. Retriever that. İşte get. Bu iterasyon kabul etsin. Selected iteration diyelim buna. Ne yaptık ya? Seni değiştirmek lazım. Sen doğal olarak iteration kabul et. Ya da buna şey, tamam, iteration. Tamam, bu iterasyona göre bir şeyler verecek bize. Şimdi şu, tabii onu burada ne çağırmak lazım? Şu HTTP client post yaz buna. Tamam, result diyeyim. Wait. HTTP client post async. Post async is JSON diyelim. Bu ne istiyor benden? Request URI istiyor, tamam mı? Şimdi request URI şu. Tamam. Buraya şey yapalım. Şu organization'ı geldi zaten. Onlar hepsi değişecek de. Şöyle ben bir sileyim şunları bir. Şimdi şöyle olacak. Settings. Organization. Settings. Project. Settings. Team. Süper. Okay, what else? Request URI t value. Şuna şöyle desek olur mu burada? İşte burada da şey şöyle query. Burada artık anonymous object kullanıyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalışması lazım da. Şurada şu. Tamam. Oldu mu? Oldu gibi, değil mi?
Şu noktada şuna şey diyebiliriz. Şöyle yapıp ondan sonra şunu değiştirmemiz lazım. Yani current iteration mi olacak, ne olacaksa. Yani burada aslında switch expression'lar var değil mi? Kullanabiliyor muyuz switch expression'ı? Şöyle yapalım. Var. İşte current şey, iteration query value diyelim. Switch iteration şey gelmişti SHA-8'de. Switch iterasyonları gelmişti. Çok kullandım söyleyemem de. Şimdi kullanacağız. Nasıl oluyordu bu? Hatırlayan var mı? Dur bakalım bir. Ha şu. Switch. Ne lazım? İşte iteration nokta current olduğunda ne istiyoruz? Current iteration. Nokta past ya da previous olduğunda ne istiyoruz? Current iteration eksi 1. Current iteration eksi 1. Son olarak previous olduğunda past, next olduğunda yine iteration artı 1. Oldu mu? Güzel. What do you want? At default arm. Default ise tamam hadi verelim. Bir şey olmasın. Her zaman bunu versin. Tamam. Bu belli zaten. Herhalde diyeceğiz. Okay. Şimdi burada arkadaşlar geleceğiz. Diyoruz ki iteration query value. Değil mi? Oldu. Şunu da şöyle yapalım. Ufaltalım. Sonra şimdi result'umuz var. Sonra arkadaşlar ben bu result'tan ya da response diyelim. Result çok başka bir kadar. Response ya da eşittir response mi diyelim? Eşittir response diyelim. Sonra buradan content okumamız lazım. İşte HTTP response nokta content nokta read as async diyelim. Tabi bunları artık await okumamız gerekiyor çünkü şey değil. Beklememiz gerekiyor bunun sonucunu. Ve content'in de return deyip burada artık neler istiyoruz? Burada list of diyelim burada. İşte J object parse bu content. Burada tabii check etmek lazım ama ben şimdi onu sonra yapmayacağım. Select token diyelim. Ne geldi bize bir önceki şeyden? Şöyle bakarsak arkadaşlar work items ID'leri alacağız. Sadece bu kadar. Dolayısıyla buradan gelip select token nokta diyelim. Bu root demek dollar sign. Work items bu da şey hepsini alacağımı söylüyoruz. Bunu istiyorduk. Şöyle. Sonra buradan ID'leri istiyorum. Aslında bu noktada yani C object döndürmek yerine direkt ben şey döndürebilirim yani. C object'e ihtiyacım bile yok. Direkt ID'leri belki long formatına döndürebilirim. Yani buradan gelip işte value işte list of var mı öyle bir şansım? Long deep döndürebiliyor muyuz? Ya da kes mi yapmak lazım? Bu şu an value list converts to value. Bilmiyorum bu çalışır mı da anlarız birazdan. Bana ID'ler geldi ve bunları bu tüm ID'yi bir list long formatına ya da bunu kes mi yapmak lazım? Bunu kes yapalım önce biz bir. Cast cast değil cast long diyelim. Sonra da to list diyelim.
Herhalde olur. Şimdi bu tabii biraz şey yapıyor. Ben şimdilik bunun empty gelmediğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla şuralara belki bir şey koyabilirim. Yanlış olacağını söyleyeyim. Şimdilik öyle olsun, sonra onu düzeltiriz. Bu da aynı şekilde. Diyor ki bu boş olabilir falan modunda da. What do you want? Suspicious case. There is no type in the solution which is inherited from both and long. Okay. Ne desek buna? Cast long. Bu array verecek de bana. Array of id verecek. Ben de onları aslında long'a çevirmeye çalışıyordum da. Emin değilim bu long'u cast eder mi bunu. Bir deneyelim bakalım ne olacak ya. Yani bu şekilde bakacağız. Şimdi bunu çalıştırırız. Çalışmaz çalışmaz zaten. Yani şimdi work item it şey bunu aldık. Tamam, dolayısıyla bu long getirecek. Şöyle bir geri gelelim hızlıca. Bu bize long verdi. Ben doğal olarak da şunu kullanmak istiyorum. Buradan da arkadaşlar work item varsa bu long istiyormuş. Değil mi? Bu da long veriyormuş. Work item IDs. Bu da long alıyormuş zaten. Deyip bu da bana bunları verecek. Şimdi bunu bir silelim. Şimdi bir silelim. Temizleyelim burayı bir. Şu ikisi gitti. Bu da süper oldu. Bayağı hoş oldu hatta. Query bayağı şeymiş yani. Güçlü bir olay buradaki. What else? What do you want? Does that match the rules? Okay. Tamam, böyle kalsın. Seni de temizleyelim. Şimdi burada tabii bir değişiklik yapmamız lazım. Güzel bir değişiklik olacak şimdi. Nerede bizim postumuz? Heh, şurası. Burada artık arkadaşlar bakın iteration.current diyorum. Değil mi? 10 numara oldu. Diyorum ki bana iteration current'i post ediyorum sana. Iteration work items şeyine. Bunu aslında şey yapabiliriz. Bunun ismini değiştirebiliriz. Block diyebiliriz buna. Değil mi? Evet. Buna biz transform bak diyelim. İsim belli olsun. Iteration work items'ı, hatta bunu da ismini artık değiştirelim. Current iterasyon değil. Direkt iteration. Iteration work items transform. Okay. Hatta buna ismi biraz daha şey yapalım. Work items retriever transform diyelim, daha düzgün olsun. Tamam. Güzel. Şimdi bunu bir çalıştırmak lazım. Ben tabi bunu sol tarafta bir çalıştıracağım. Patlarsa da patlayacak. Ya da ben buraya bir tane şey koyayım. Tamam, şuraya bir yere bir tane. Şuraya. Work item IDs. Okay. Bunu şimdi bir run function app diyelim. Hangisi olacak burada run function app? Bundan sonra ismini de değiştirebilir dedi configuration. Run DevOps automation function app dememiz lazım. Çünkü artık run, iki tane var function'ın. Function app arkadaşlar bir grup. İçinde function'lar var, öyle söyleyeyim. 2-3 tane daha fazla function koyabiliyorsunuz. Okay, what do you want? Bu patlayacak da bunu sileyim artık. Buna hiç ihtiyacım yok. Olayı bayağı bir sakin, basitleştirmiş olduk yani. Nasıl silebiliriz? Edit, delete. Süper. Şimdi run DevOps function app diyelim, bunun çalıştığı debug edelim. Bakalım ne olacak. Seni debug edeceğiz. Bir de seni sol taraftan şuradan arkadaşlar bunu trigger etmemiz lazım. Şöyle trigger. Post gönderiyorsun. Trigger meselesi o. Şu an çalışmasını bekliyorum ben de. Birazdan şey olacak. Okey, zaten çalıştı. Şimdi iteration boş geldi. Buraya doğru yere mi koyduk? Iteration nasıl boş gelir ya? Okey. Okey, current gelmiş, pardon. F8 diyorum. Patlamadı. Unlock item side'i boş geldi. Bu bir sorun. Bakalım şuraya bir gelelim, koyalım. Sonra bunu yeniden ben şey yapayım. Refresh edeyim. Şuraya gelmesine gerek yok artık. Okay. F8. Content ne? Content niye boş geliyor? Bir şeyi mi yanlış yaptık? Current iteration. Okay. Sorun ne?
Organization bu. Project. Oh. Bir dakika. Yo, tamam. What is the problem? APIs with Wickle. Yanlış mı yazdım bir şey? Bilmiyorum. APIs. Team. APIs. What? What API version? Aha. Niye boş gelir? Post yaptık. Post as. Ha, 401. Unauthorized gelmiş. Değil mi? Durun ben şuradan bakayım. Request message. Ha, acaba şey mi varmış? Basic. Response mi? Unauthorized gelmiş bana. Aa, ben herhalde şey olabilir bu. Query çalıştır izin vermemiş olabilirim arkadaşlar bu şeye. Dur, bakalım beraber. Evet, o sorun olabilir. Şöyle ki. Nerede olur o? Kapattık mı window'u? Yok, olmamışız. Şöyle edit. Yo, her şeyi vermişiz buna. Organization. Tamam, full access vermişiz buna. Niye böyle oldu? Yanlış şey mi kullanıyoruz şu an? Güncellemedik mi? Bir daha bakayım ben şuna bir. Response ne gönderdin sen şimdi? Okey, bu doğru mu acaba? Evet, şey yanlış. Evet, benim bu kod yanlış. Kodu kullanıyor şu an. Ben bunu durdurayım arkadaşlar. Hata yapmamış oldum da. Şunu lazım. Local. Local neredeydi bu? Local settings'te mi? Evet, bu hala video bunu kullanıyor. Kullanmamam lazım bunu. Buna burada gerek var mı acaba yani? Neyse, hadi yapalım. Bunu düzeltmemiz lazım da. Doğru, hem burada tanımlı hem orada tanımlı. Buna gerek yok. Ben şunları bir sileyim. Bu gitsin. Yok bu. Okay. Bunlar gitsin. Bu gitsin. Bu gitsin. Şu kalsın. Bunlar hepsi gitsin ya. Buna hiçbir ihtiyacım yok. Okay. Bunu sileyim. Google. Local settings. Sen gitsin bunlar. Tamam. Çünkü burada var zaten bunlar. Okay. Şimdi bunu bir daha çalıştıralım. Şimdi olur büyük ihtimal arkadaşlar. Evet. Şimdi F8 diyorum. Evet, gelmiş gibi duruyor. F8. Patladı mı? Patlamış olabilir. Patlamış gibi. Herhangi bir mesaj gelmedi çünkü. Bu cast yapmadı da. Normalde yapmasını beklersin de.
Şimdi F8 diyelim. Bir content'e bakalım. Şuradan siz şöyle content the content to string diyelim. Evet. Doğru. Değil mi? Doğru gelmiş. ID'ler var. Peki şunu çalıştırsak ne olur? Şöyle şunu şuradan çalıştırsak. Ha, select tokens olacak ya. Token olmayacak. Bak şunu alayım ben bir. Niye kopyalamadın sen? Şu kısmı alayım. Şuraya yapıştırayım. Bak bu çalışmaz. Ama ben buraya tokens istersem bu çalışır da geri sıfır verdim. Evet bakalım neymiş senin sorunun dostum. Work item ID. Work items. ID. Ha bu şey. Work items. Items. Okay. Hepsinin ID'sini ver. Tam şu kısmını çalışırsak sadece. Evaluate. Invalid cast. Okay. Cast'ı boş ver şu an. Evaluate de. Result'a bakalım. Ne var result'ta? Okay. 14, 10. Okay. Bunlar hep J value. Tamam. Niye cast'ı yapmıyorsun ki? J value olduğu için tek cast edemiyor da bunu şöyle desek işte value desek list of long desek bakalım ne verecek bana. Çalışacak mı? Çalışmadı. Value long desem yapacağız ya? Ne lazım bana? For buna for yaptı mı bana şimdi ya? To list desem şöyle diyelim to list. Okay, bunlar hep j value. Sonra bunlara select desem A'da işte value long desem sonra bir daha to list desem tamam böyle olur da bunu to list diye ne var başka şunu silerim tamam böyle bir şey olsa oluyor değil mi 14 16 tamam bunlar oldu tamam şunu alayım ben cancel şuraya yapıştırayım bu olmayabilir hani eğer boş geliyorsa ama şu an boş gelmediğini düşünüyoruz onu halledeceğiz sonra. Şöyle diyelim. To do check if the content is null or empty and return and appropriate response. Okay. Şimdi ben bunu çalıştırayım bakalım çalışacak mı bu sefer? Şu an düzelmiş olması lazım. Aslında burada toList bile göndermeye gerek yok da ekstra enumeration yapıyoruz ama neyse çok büyük bir şey olacağını beklemiyorum o kadar da. Ya da yapmayalım. Nerede bu? Bir şey yapmayalım yani. Buna ben şey diyeyim. IEnumerable diyelim. Boşuna iterasyon yaptırmayalım. Gerek yok çünkü yani. Okay. Zaten bu da iterasyon aslında yapıyor. Bir daha iterasyon yapıyor. Tool'u çevirmek için şu eleman IEnumerable kabul etsin. Zaten mantıken de IEnumerable bayağı bir işimizi görecek yani. Okay. Burada iterasyon yapsın yapacaksa da yani. Mesela tool istesin yapsın. İhtiyacı olduğu zaman iterasyonunu yapsın ya. Yani. Değil mi? Yani daha mantıklı. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Normalde hiçbir şeyin değişmemesi lazım. Normalde bana istediğim şeyin gelmesi lazım ya çat diye. Ve gelecek mi diye bakacağız. Her şey yapmam lazım benim. Şunu trigger etmemiz lazım. Bu bazen saçma oluyor böyle. Niye bilmiyorum da şunu yeniden tanıştıralım. Bazen port alamıyor. Bu sefer de patlıyor. Lokal porttan alamıyor. 71'i.
O şu an çalışmayabilir çünkü herhangi bir iterasyon yok. Yani ne curl var ne previous var. Ben şöyle diyeyim. Mesela şunu yapsam çalışma ihtimali var. Nerede bu? Çünkü şu an hafta sonundayız. İterasyonlar yok. Yani ne current var ne şey var. Current iterasyon yok. Bitti yani. İterasyon bitti. Büyük bitme ondan diyorsa. Buna previous desem. Tamam bu belki. Yok bak bir dakika ya. Bu şey değil ya. Tamam. Ben şeyle kafam karıştı. Ama bu çalışmıyor. Çünkü bu bizim iterasyon değil. Bu başka bir iterasyon değil mi? Ya da belki hata yoktur. Bilmiyorum iterasyonda. Bakalım. Current iterasyona bakalım. Var mı bir hatamız? Yoksa birkaç hata yapalım burada. Şöyle getireyim. Sonra sprint'e gidelim. Okay, leave. Şu an bu closed. Yani mesela şu bir hata. Bla bla diye bir şey olmaması lazım. Bunu yakalaması lazımdı. Sonra şurada bir repro step hatası var. Bunu getirmesi lazımdı. Burada bir bu hata var. Şu an current iterasyon bu tamam. Bu şu an çalışmıyor. Başka bir açıklaması yok. Eğer yanlış yere göndermediyse ki göndermiş gibi de durmuyor. Ya da yanlış yere de göndermiş olabilir. Ben bir şeye bakayım hızlıca. Manage Webhooks diyelim. Copy diyelim. Bunu aslında hata, şu deli flowlar hata line ve düzeltmem lazım. Hata yazması lazım bir yerlere. Log Excel, okay, değil. Şimdi bir daha çalıştıralım. Evet, webhook'ta bir sorun varmış, konuşamadık. Şu arkadaşlar geldi mesaj. Evet, değil mi? Her şey olduğu gibi çalışıyor yani. Sorun webhook'taymış. Onu düzelttik oldu. Şimdi ben mesela current iterasyona gelsem, de bir ona bakalım sizinle. Sonra burada bırakalım çünkü bayağı bir geldik aslında. Bundan sonrası çok kolay. Bundan sonra arkadaşlar şu kod devamıyla çalışacak. Hiçbir şey yok. Tek yapacağım şey başka bir Azure Function'ında current iterasyon eksi 1 diyeceğim. Olay bu. Hatta belki bunda düzgün bir yere falan şey yaparım. Hani daha düzgün bir class'a falan koyarım. Dolayısıyla farklı function app'ler tek yapacakları current iterasyon current next ya da previous işte demek suretiyle bu class'ı çağırmak olacak. Yani olay bu kadar basitleşiyor. Onun için çok hoş bir şey oldu yani bu şu an. Şimdi ben sadece bir şeyi test etmek istiyorum. Bu ara gidiyor bir şeyler buraya. Şöyle bir şey test etmek istiyorum. Şunu durduralım. Tamam. Sonra gelelim diyelim ki şurada current iterasyon eksi bir şurada ya da previous iterasyon diyelim. Tamam. Bu benim aslında yapmak istediğim şey bugün buydu. Ama daha güzel bir iş yapmış olduk. Bir de bunları biraz daha reflection kullanmak suretiyle şurada görmüş olduğunuz her şeyi temizlemek istiyorum. Bilmiyorum belki de yapmam ama biraz daha böyle basitleştirmek istiyorum da şu an bir dursun bakalım. Şimdi bunu bir daha çalıştıralım. Run diyelim buna. Şu an çalışıyor. Görmüyorsunuz da ben görüyorum. Şu an bir daha tıklayalım. Evet. Bakın geldi. Tamam 10 numara ya. Oldu yani. Bakın bu şu mesajı değiştirmem lazım tabii burada. Şu mesaj kötü bir mesaj. Çünkü current hala current sprint diyor. Bir önceki sprint'i olduğunu söylemesi lazım. Ama şunun çalıştığını görüyorsunuz. Yani şuradaki verb dışında şu olay çalışıyor yani. Süper oldu ya. Bayağı memnun kaldım yani şu anki işten. Şimdi bunun sırası şu. Buna ben bir şey yapalım. I'm now using API to get the current previous and next iterations and update the current Bakalım bir şey kaldı mı? Yok. Süper. Evet arkadaşlar, hem şey yapmış olduk, hem API kollarını azaltmış olduk. İki tane API call artık yapıyoruz. Ve çok güzel bir şey öğrenmiş olduk. Yani Wiki'nin gücünü öğrenmiş olduk. Ve aslında ben bunu hemen bir not almam lazım. Tavsiyem böyle notlarınızı alın. Bir şey yaparken notsuz olmaz. Ne demek istediğimi şimdi göstereceğim size.
Şunu kapatalım. Kapatacağım çünkü yayını birazdan. Şurada benim notlarım var. Bu çok değerli bir şey benim için. Bakın burada bayağı not alıyorum burada. Teker teker öğrendiğim şeyleri. Bayağı bir şey öğrenmişim. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra ben buraya gelirim. Function Specific Notes diyelim. Sonra buradan function değil mi bu da? Google şey yok. DevOps Specific API Notes. Okay, şuraya gelin biraz not alalım buradan. Sonradan unutmayalım diye. Şimdi işte şey diyelim işte using Wickle to run queries. Tamam burada bu kadar olsun. Run queries. Bazen şey olabiliyor hani zamanınız olmuyor falan biliyor ama not almamak için arkadaşlar asla zaman sorunu yaşamazsınız not almak için. Asla zaman sorunu yaşamazsınız yani not almak o kadar zor bir olay değil. Heading to olsun bu da. Bakmayın ben şu an yavaş yavaş yapıyorum canlı yayın değil ama normalde çok daha hızlı alırsa bunu da düzenlerim yani. Şimdi birincisini öğrendik bugün. Wiki olayı öğrendik. Biraz hemen bu kodları yapıştıralım. Ondan sonra şu Wiki aslında referansını koyalım buraya. Şu fragment istedim şuradan. Bu arada şöyle bir özellik var. Bilenler belki vardır. Code Blocks diye arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Yeni indirdim. Bedava. Sen bir git bakayım. Bu Google'daki dokümanlarınızı böyle şey haline dönüştürüyor. Kod haline falan dönüştürüyor. Bayağı güzel bir şey. Yani ne kadar çok güzel durmasa da şunun için kopyalayalım. Neyse, görürsün. Evet, sonra ne var? Aslında bunu şöyle yapabilirsiniz. 3 mü olur bu? Yes. Ben bayağı kullanıyorum çünkü solda görmüş olduğunuz Table of Contents'i bayağı kullanıyorum Google dokümanda. Zaten hayatımın bir kısmı Google dokümanda geçtiği için iş yerinde bayağı böyle bir şeyim var yani. Aşinalığım da oluştu.
diyelim buna. Sample API call. Sample request body. Okay, başka ne öğrendik burada? Hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Şunu diyelim. Keep the select keep select fields to reduce the number of columns returned as part of the response JSON. You won't need most of those columns most likely diyelim. Okay. Şimdi select fields. Okay. Başka ne öğrendik arkadaşlar burada bugün? Best work item query language syntax. Şunu alalım. And şöyle gelelim. Check out the work item. Ya buna gerek yok. Şunu şöyle yapalım aslında direkt. Google'a Google dokümanında şöyle bir özellik var. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Senin adın eğer şeyi bulabilirse şunun gibi yani şunu yapıyor. Bu çok güzel bir olay. Ondan sonra başka ne öğrendik bugün sizinle? Prerequisites, filter and bir de şunu diyelim. You can match a group of text in the where clause use in and put the values between. Yazamalık. Şöyle. Bakın niye çalışmadan. Tamam. Communicate file in text. Şuna şey diyelim. Group match. H olsun. Group match in where clause. Tamam, bugün bunları yaptığımız için bunları öğrenmiş olduk. Evet, süper oldu. Başka bir şey yok herhalde. Bir de şunu diyelim işte macros and variables. Neredeydi o? Check out the other macros and variables. Şey verecek mi? Okay. Onu da verdi. Süper. Here at okay, tamam arkadaşlar. Bu benim. Bu Azure Functional Line'e girdiğimde işte öğrendiğim, not aldığım şeyler falan var. Unutmamak için. O bu olay. Daha başka notlarım falan da var ama. Burada bırakalım. Çok güzel oldu. Artık bir sonraki adım işlemek çok daha basit olacak. Hatta bundan sonra bilmiyorum artı 1, eksi 1. Sadece şuna bakalım aslında. Onu merak ettim. Ne kadarını girebiliyorsun? Artı 1, eksi 1, artı 2, eksik yapabiliyor musun? Onu merak ettim açıkçası biraz. Yani önemi çok yok ama sadece merak bakalım. Eksi 2 olunca hata veriyor mu? Veriyordu da ne gibi hata veriyor? Yok mu diyor. Okey bu yok ama acaba diyorum bir tane öyle iterasyon oluştursak onu yapar mı? Bu çok ilginç bir şey çünkü. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben hızlıca bir tane şey yapayım. Yani
Yani şunu şuraya getireyim. Tamam, bir tane buradan sprint 1 var. New sprint diyelim. Sprint 1 ne zaman bitiyor? 17, 10, okay. Oktober'da başlıyor. Ben şöyle yapayım. Geleyim Oktober değil de September diyelim. September 16. Tamam, sonra October 1st, 30th. Okay, burada. Bunun da ismi Sprint Zero olsun. Tamam, bu şu an bir tane broke item oluşturalım. I am in sprint zero and hello. Hello from Mars diyelim. Tamam. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet. Sprint eksi 1, eksi 2 bile destekliyor. Dolayısıyla herhalde istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Eksi 2, eksi 2, 10 neyse vesaire. Bu süper bir olay yani. Değil mi? Hemen notunu alalım, sonra kapatalım burada. Nerede o? Storage function, DevOps notes. Şuna gelelim. Hatta ben buraya şey diyeyim ya. Şuna düzgün bir isim verelim. Şöyle diyelim. Current, past and future iteration. Bu makro herhalde. Macros diyelim buna. Çok mu büyük oldu? Bu x, bu 3 olacak o zaman. And future iteration macros. It also supports eksi 2, eksi 2 and or art and more. Yani current iteration example eksi 2 artı 5 gibi. Tamam, bu şimdi daha current past and future iterations. Şimdi biraz daha rahat görebiliriz artık. Süper. Evet arkadaşlar, bir sonraki yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın.